Arkadaşlar merhabalar bu videomla çember ve daire konusunun konu anlatımına başlıyoruz ve çemberde açıyı anlatacağım bu bölümde arkadaşlar sizlere tabi bu birkaç video hatta 4-5 video falan olacaktır ilk kısmından bahsedeceğiz size ilk önce çemberin tanımından bahsedeceğiz ve çemberin tanımı ve üçgenlerle çözülebilen kısımlarından bahsedeceğim bu videoda arkadaşlar yine üçgen Evet yine üçgen ama çemberin tanımını bildikten sonra yine üçgen sorularıyla karşılaşacağız arkadaşlar. Ee, bir de şu çemberin tanımına geçmeden önce şöyle bir şey var arkadaşlar çok güzel bir yorum geçen seneden yazılmış dikkat etmemiştim okudum ve çok hoşuma gitti çok güldüm ama aslında e, yorum yazan arkadaşın ne demek istediğini anlıyorum e, çok güzel şey demek istemiş aslında ama adam çaktırmadan bana gömmüş hatta şeyde de instagramda da yazmıştım ama ya e, arkadaşlar instagramda da yazdım ama e, hep böyle hocam övgülerden bahsetmişler aslında bu bir övgü değil aslında adam bana gömmüş niye bakalım. Adamlık çember olsaydı siz çemberin merkezi olurdunuz hocam demiş. Valla teşekkür ederim. Ee, bu şey güzel yorumu için çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Ama övmek istemiş ama ee, sanırım bir çemberi başlamadan önceki bir yorumdu bu. Ee, yani çember konusunu direkt görül görmez attığı bir konuydu. Çemberin tanımından sonra bu yorumdan pişman olurdu herhalde değil mi? Ya da yazdığını unuttu herhalde. Neyse. Bakalım gerçekten güzel bir söz mü? Hocam ne güzel bir söz işte ya çember olsa işte, işte adamlık çember olsaydı siz çemberin merkezi olurdunuz. Bakalım güzel bir söz mü? Hemen tanıma bakıyoruz. Tanım bizim için olmazsa olmazımız. Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzakta bulunan eşit uzak uzunlukta bulunan noktaların kümesine çember denir. Evet düzlemde bir nokta. Bakın o noktası. Bu o noktasına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri. Hatta şuradaki noktaları böyle sıkılaştıracak olursak işte arkadaşlar. Bu noktaların hepsi neymiş? Bir çember belirtiyormuş. Aa hocam bu bir çember belirtiyor. Bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri. İşte o noktaya biz çemberin merkezi diyoruz. Çember dediğimiz yer neresi? Eşit uzunlukta bulunan noktaların geometrik yeri. Yani buradaki O noktası arkadaşlar çember tanımına göre değil ki çemberin üzerindeki bir nokta değil ki. Tamam ne demiş? Adamlık çember olsaydı siz çemberin merkezi olurdunuz demiş. Yani adam beni çemberin dışında tutmuş. Yani adamlık vasfının dışında tutmuş aslında çaktırmadan. Yani dikkat edin arkadaşlar tanım önemli. Ya en azından arkadaşlar Instagram'a girin hocam şunu yapmak istemiş arkadaş ama aslında öyle değil. Ee, diye en azından bir yazım var ya. <laughs> Şimdi bakıyorum onlarca mesaj gelmiş en son postumdaydı onlarca mesaj gelmiş ama kimse anlamamış hatta bir soru olarak sordum şunu yazdım adamlık çember olsaydı siz çemberin merkezi olurdunuz hocam <laughs> size bir soru dedim bu adam beni, beni, beni övmüş mü bana gömmüş mü diye sordum herkes iyi tarafından bakmış olayın. Neyse kalbiniz temiz ondan dolayı ama tanımlar da önemli arkadaşlar. Neymiş çemberin merkezi çember üzerindeki bir nokta değil ki çemberin dışındaki bir nokta. Ha adam şunu yazmış olsaydı çember değil de daire yazmış olsaydı eyvallah dairenin merkezi olurduk. Niye daire dediğimiz şey e, işte belli bozuktan küçük eşit olduğu için yani içine aldığımız zaman şekle biz daire diyoruz arkadaşlar. Ama çember buradaki noktalar daire içindeki noktalar olacak arkadaşlar. Daireye geldiğimiz anda bunun tanımını da zaten size söylerim tamam mı evet tanım önemli ve dikkat edin dikkat edin biz buradaki sabit olan uzunluğa ne diyoruz arkadaşlar r diyoruz r dene yarı çap bak en etkili silahımız bunu sakın ama sakın unutma bunu sakın ama sakın unutma en etkili silahımız çemberdeki en etkili silahımız ne biliyor musunuz yarı çap çemberin tanımında zaten ne var eşit uzunluk var bir noktaya o çemberin merkezi de önemli ee, bir noktaya eşit uzunluktaki noktaların geometrik yeridir çember yani tanımda zaten yarı çap geçtiği için o eşit uzunluk geçtiği için çemberde en güzel ek çizim yarı çaptır. Aha da buraya not al bak buraya not al. Buraya not al unutma en önemli silahımız bu. Çemberde en etkili silah neymiş? Bir şey çizeceksen ilk yarı çap çizmeyi düşüneceksin tamam mı? Yani çemberdeki ek çizimimizde yarı çap. Başka bir şey düşünme. İlk etapta bu. Sakın ama sakın unutma. Çok önemli. Ee, zaten. Bayağı bir üsteledim. Önemli olduğunu anlamışsınızdır. Tamam mı? Geldik şimdi çemberin yardımcı elemanları. Çemberdeki bazı te temel yapıları da bilmemiz lazım arkadaşlar. Mesela işte kirişten bahsediliyor, teğetten bahsediliyor. Şimdi onları da onları da söyleyeyim ondan sonra e hem tanımını içeren hem de bu ifadeleri içeren soruları üçgenle çözebilen sorulara başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Çemberin yardımcı elemanları. Çember üzerindeki farklı iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. Evet, farklı iki şeyi birleştiren mesela şu nokta ile şu noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş adını veriyoruz. Mesela şuradan şurayı birleştirdim bu da kiriştir. Hocam bu da kiriş ama bunun bir özelliği var arkadaşlar. Çemberin merkezinden geçen kirişe ne diyoruz arkadaşlar? Çap adını veriyoruz. Çemberin merkezinden geçen kirişe çap adını veriyoruz ve çap dediğimiz şey de arkadaşlar çap en büyük kiriştir. En büyük kiriş. Bunu da unutmayın. Çap en büyük neymiş arkadaşlar? Kiriştir. Çemberdeki en büyük kirişimiz çaptır. Devam edelim. Çember ile iki ortak noktaya sahip olan doğruya kesen doğrusu. Mesela iki ortak noktaya sahip olan doğru. Bu sefer doğru sonsuza kadar gidiyor ya. Mesela şu D1 doğrusu iki ortak noktaya sahip. Biz buna kesen adını veriyoruz. Tek bir ortak noktaya sahipse de biz buna ne diyoruz? Teğet adını veriyoruz ya da teğet doğrusu adını veriyoruz arkadaşlar. Bir de şunu da bilelim. Çember üzerindeki iki farklı nokta arasında kalan çember parçalarına yay denir. Bakın şurası yay. Aslında burası da yay. Değil mi? Ya da şuradan şöyle bir iki nokta seçtik. Hocam şurası da yay. İşte burası da CD yay olsun mesela. Tamam mı? AB yayının uzunluğu bakın şöyle. AB üzerine yay koyduğum zaman bir de uzunluk koyduğum zaman bu ne demekmiş? AB yayının uzunluğu anlamına geliyormuş. Peki başına M harfi koyduğum zaman da M harfi de AB yayının ölçüsü anlamına geliyor. Hocam ölçüler burada da var. Evet ölçüler burada da var. Çemberin ölçüsü zaten kaç derece arkadaşlar? 360 derece. E burası da 60 derece gibi bir şey. Ha burada arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. ÖSYM tabii bunu yapmaz. Kafa karışıklığına sebep olmaz da. Şimdi ben AB yayının ölçüsü dediğim zaman hocam burayı mı alacağım? Alt tarafını mı alacağım? AB yayı derken alt tarafını da algılıyoruz değil mi? Ya şöyle bir algı var. Milli Eğitim kitabı da aynı şeyi söylüyor arkadaşlar. AB yayı dediği zaman küçük olan yayı parçasını alın. Mesela A, B yayı dediği zaman hop buraya alın. Mesela adam sana şöyle bir şey dedi. C, D dedi. C, D yayı deyince neresini algılıyorsunuz? Şurayı algılamazsınız. Küçük olan parçası. Şurasını algılarsınız arkadaşlar. Tamam. E, map kitabında da böyle zaten arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hatta biz buna A, B yayının minörü öbürüne de majörü diyoruz ama o kadar da ayrıntıya girmeyelim isterseniz. A, B yayı dediği zaman direkt şu. Ya da ÖSYM bunu garantiye almak için buraya bir X der. A, X, B yayı der. A, X, B yayı der. AXB B yayı dediği zaman buraya alırsınız. Buraya Y derse A y, B yayı dediği zaman da A y, B yayı dediği zaman da nereye algılarsınız? Tabii ki alt tarafını algılarsınız. Ama dediğim gibi sadece A B, yayı görürseniz kitaplarda hocam üst tarafı alt tarafı küçük olan parçasını almanız yeterli olacaktır. Tamam buna da dikkat edin lütfen. Evet tanımladık bazı şeyleri. İşte kirişi tanımladık, teğeti tanımladık, keseni tanımladık. Bir de neyi tanımladık? Yayı da tanımladık arkadaşlar. Yayın ölçüsü, bu başına emeği koyduğumuz zaman yayın ölçüsü oluyormuş. AB yayının ölçüsü oluyormuş hatta. Üzerinde de yay işareti olacak arkadaşlar. Çemberle ilgili bilmemiz gereken temel noktalar bunlar. Ama tanım benim için çok önemli. Tanımda ne vardı? Sabit bir noktaya eşit uzunluktaki noktaların geometrik yeri. Ve tanımda ne vardı arkadaşlar? Yarı çap uzunluğu çok etkili. Hemen yarı çap uzunluklarının eşitliklerini göstereceksiniz. Ya da bir ek çizim çizmeniz gerekmek, gerektiğini hissediyorsanız e, çemberdeki en etkili silah, en güzel ek çizim yarı çap olduğunu sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. İşiniz gücünüz yarı çap. Hadi bakalım. Hocam hiçbir şey görmedik ama soru çözdüreceksiniz. Bakalım yeterli, tanım yeterli arkadaşlar. Her zamanki yaptığımız işi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? önce tanımı verip üçgenlerden çözülebilen hatta dörtgenlerden çözülebilen kısımlarıyla ilgili sorulardan bahsedeceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar ne demiş? O çemberin merkezi demiş. Şöyle bir çember çizmişler ve şöyle bir üçgen verilmiş. İşte AB çap, şurası çap, merkezden geçiyor. Bir de CD çap, CD de çap. Tamam. O A ile D e birbirine eşit. Aha bak görüyor musun bak yarı çap uzunluğu bu. O'dan A'ya kadar olan kısım yarı çap uzunluğu. Yarı çap uzunluğu çift çizgi. Burası da yarı çap uzunluğu çift çizgi. Başka var mı yarı çap uzunluğu? Var tabi hocam. Bak burası da yarı çap çift çizgi. Aa ne çıktı burada? İkiz kenar. Yarı çapa çok dikkat edin. Hocam ikiz kenar çıktı. Hocam hatta burası da yarı çap. Burada da bir şey var. Hocam burası da yarı çap. Deme sakın çünkü bunun tamamı yarı çap arkadaşlar. Şurada bir ikizkenar üçgen yok maalesef. İkiz nerede var? Şuradaki üçgende var. Hemen buradaki üçgene yoğunlaşalım gençler. Haydi bakalım. Yoğunlaşıyoruz buradaki üçgene. Tepe açısı 40 derece ise taban açıları ne oldu? 70'er derece oldu. Hocam şimdi alfa isteniliyor. İki iç açı gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Dayanamıyoruz değil mi? Dayanamamı unutmuşsunuzdur. Dayanamam. İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani alfa artı 25 eşittir 70. Alfa buradan kaç çıkar arkadaşlar? 55 derece. Yok. 45 derece mi çıkıyor? Evet 45 derece çıkar. Evet birinci örneğimizin cevabı 45 çıktı arkadaşlar. Geldik ikinci örneğe. Allah Allah hocam biz daha çevre açıyı görmedik. Merkez açıyı görmedik. Ne yapıyorsun sen? İşte 100 ise buraya 100 mi yazacağım? Ama bakın bu 50 çevre açı falan filan değil. Şimdi bir şeyler çizmem gerekiyor burada. Bir ek çizim yapmam gerekiyor. Siz ek çizim olarak şöyle yapıyorsunuz. Hocam ben şunu şöyle uzatsam. Ya tamam yarı çap çizmiş oluyorsunuz. E, çözüm olarak belki iki e, çıkabilir bazı şeyler ama e, ya da hocam şöyle çizsem bunlardan önce bu, bunlar bakın doğru çözüm olabilir böyle çevre açı falan oluşuyor arkadaşlar yapabilirsiniz aslında ama bundan önce bir ek çizim çizecekseniz yarı çap çizeceksiniz ya ek çiziminiz yarı çap ama ek çizim nereden çiziliyor çemberin merkezine kaleminizi koydunuz buradan yarı çap çizeceksiniz. Ve çember üzerindeki köşelere çizmeniz lazım. Mesela bu bir köşe, bu bir köşe, bu da bir köşe. Başka var mı? Yok. Diğerlerine şöyle şöyle çizmenize gerek yok. Bunu da unutmayın. O zaman çemberin merkezinden köşelere A'ya ve C'ye çizilmiş. O zaman şuradan bir bunu çizecek olursam. Dikkat edin şimdi. Hocam bu da yarı çap, hocam bu da yarı çap, hocam bu da yarı çap. Aa, ne güzel. İkiz kenarlar çıktı. İkiz kenar üçgenden dolayı 50 ise o zaman burası nedir? 50. 50-50-100. Ne kaldı buraya? 80. Hocam tamamı yüzdü. Ne kaldı buraya o zaman? 20. E o zaman burası 20 ise şurada da bir ikiz kenarlık çıktı. Tepe açısı 20 olan bir ikiz kenar üçgen çıktı. 180'den 20 çıkartıyorum. Çıkart bakayım 20'yi. 160 2'ye böl 80 80 yapacaktır. Yani bu zaman daha doğrusu öyleyse cevabımız kaç çıktı? 80 derece oldu arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı. Da. Tamam. Geldik bir sonraki soruya. <laughs> Yine böyle karışık. Hocam 50 çevre açı yok, merkez açı yok. Bir şeyler çizmeyi hissediyorsan ne yapıyorsun? Çemberin merkezine koydun. Ek çizim çizeceksin. Öyle kafana göre şunu uzatayım, bunu uzatayım. Yok. Bunu uzatsak hocam, şunu uzatsak hocam. Şu uzatmaları zaten bir doğru da açıda yapın lütfen. Paralel doğrular varsa uzatın. Başka türlü de yapmayın arkadaşlar. Tamam. Dediğimi de lütfen dikkat alın. Çemberin merkezinden bir yapacaksın. Çizim nereye doğru yapılırdı arkadaşlar? Çember üzerindeki köşelere yani noktalara yapılırdı. Başka da bir nokta yok zaten. E ben bunu deyince hemen hemen fark ettin galiba değil mi? Çemberin merkezinden hop C'ye doğru çizmek lazım. Çizdin de çizmeyle kalmasın. Yarı çap uzunluklarını yarı çap diye göster lütfen. Bak şurası da yarı çap. Şurası da yarı çap. Burası da yarı çap. Yani bu yarı çap uzunlukları ne? Birbirine eşit. Tamam bak ne güzel. Şurada bir ikiz kenarlık çıktı gördün mü? 20 ise burası da ne olacak? 20. Hocam burada da bir ikiz kenarlık var. Of süper. 50 ise o zaman burası da 50. O zaman burası da 50. Hatta buraya ne kaldı arkadaşlar? 30 derece kaldı. Çünkü bu açının tamamı kaç derece? 50 derece. E sonra ne yapacağız hocam? Şu 50-50 yüzden 50, burayı bulabiliriz. Ya da iki iç açı gördük dayanamıyoruz. Hemen burası nedir? İki iç açının toplam bir dış açıdan burası 80 yapar. A hocam alfa da burada. 2 iç açının toplamı burada da bir dış açı yapar. Yani alfa artı 20 farklı farklı yollardan yapabilirsin tabii ki. 80'e eşit olduğundan dolayı alfayı da buradan kaç derece buluruz? 60 derece buluruz. Bizden de AOB açısının ölçüsü isteniyor arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz ne kadar kolay. ne yapıyoruz? Tanımı kullanaraktan bir şey çizmemiz gerekiyorsa o da ek çizim ne? En güzel ek çizim çemberin merkezinden çizilen yarı çap bilgisini kullanaraktan bir şey çizecekseniz bu sadece şeyde değil. Çemberde açıda değil ha. Çemberde uzunlukta, dairede, alanda, çemberin çevresinde hep yapmamız gereken şey biliyor musunuz arkadaşlar? En etkili silah. Sen bu silahı iyi kullan. Hiç hiçbir soruyu kaçırmayacaksın. Neredeyse kaçırmayacaksın daha doğrusu. Evet geldik bir sonraki soruya. Bakıyoruz. Ya hocam alakasız yer değişiklik var. Ne yapacağım? Ben bunu nasıl kullanacağım? Tamam çift çizgi. Neresi çift çizgi? Yarı çap uzunluğu çift çizgi. Bakın o yarım çemberin merkezi demiş. Peki eyvallah. Ee, ABC şu yarım çember. ABC de bir üçgenmiş. BA ile CD birbirine eşitmiş. Ee, şurayı yanlış yazmışız arkadaşlar. O A olacaktı orası. Tamam mı? Dikkat edin buraya. Bunu düzeltirim ben. OA eşittir CD olacak. OA eşittir CD olacak arkadaşlar. Tamam. OA uzunluğu eşittir CD uzunluğu. Şurada da göstermişim zaten. Arkadaş hocam burası da çift çizgi ama ilgi alaka çıktı mı çıkmadı. Ha bir şey çizmem gerekecek. O da nedir? En güzel ek çizim yarı çap. Çemberin merkezinden bir yarı çap çizeceksin. Valla çift çizgi burada ya. Hocam çember üzerindeki köşeleri çizecektik. Hop şuraya doğru çizelim. Çizdik. Çizince ne çıktı arkadaşlar? Burası da çift çizgi oldu. E burası 25 ise burada kaçta kaç yaptı? 25 derece yaptı. Burada da üçgen oluştu. İki iç açın toplam bir dış açıdan dayanamıyoruz. Hemen 50 derece yapıştırıyoruz buraya. Hocam daha soru çıkmadı. Yine sıkıştın. Sıkıştıysan en güzel çizim yarıçap. çember merkezi burası. Çember üzerindeki noktalar bir de B var. Bakın burada. Buradan da buraya çizersek. Hop çizdik. Bu da yarıçap değil mi? Yarıçap çizmeyle kalmasın yalnız. Yarıçap uzunluğunu göster. Bu da yarıçap uzunluğuna eşit diye. Bak ne çıktı burada? İkisi kenar. 50 ise o zaman burası da 50 çıktı. 50 50 100. Buraya ne kaldı? <laughs> Buraya ne kaldı? 80 kaldı. Hocam 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 şu 80 80-25 daha kaç yaptı? 80-25 daha 105. Buraya ne kaldı? 75. Aha da burada bir x kenar var. Alfa ise burası da alfa. 2 alfa artı 75 eşittir 180. Yazalım. 2 alfa artı 75 eşittir 180. 2 alfa eşittir 105. Alfa da buradan ne çıktı? 52.5 çıktı. Her zaman tam sayı çıkmasın canım. Virgül de çıkacak. Sorularımız da olacak. Alfa da buradan 52,5 derece çıkar arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı 52,5 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Çeyrek çember. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Burada söylemeyi unuttum. Bir soruda yarım çember verilmişse yarım çember sorunun çözümü için yeterlidir. Yani sen tutup da çemberi şöyle tamamlayayım hocam yapma. Kafan karışır. Böyle tamamlayayım hocam yapma. Çok nadir tamamladığımız anlar olacak arkadaşlar. Ya da sen böyle bir çeyrek çember gördün. Çeyrek çember gördün diye hemen böyle bir çembere tamamlayayım deme. Büyük ihtimal çeyrek çember sorunun çözümü için sana yeterli olacaktır zaten. Ha bu sorunun çözümü tabi tamamlayarak da çıkıyor da ama ayrı bir konu. Ama çeyrek çemberse yarım çemberse tamamlamadan e, o bilgilerle soru çıkacaktır. Çeyrek çember ne demek? Bir çemberin dörtte biri. Dörtte biri ne demek arkadaşlar? Dört parçaya ayırırsan tabii 90 derece olmak zorunda. Merkez olmak zorunda burası. Çeyrek çember dediği için ben burayı 90 derece olarak göstermişim ama eğer ben buraya çeyrek çember diye yazdıysam 90'ı göstermek zorunda değildim. Şurasının 90 derece olduğunu senin algılaman lazım. Yarım çember dediği zaman da şöyle olacak. Buranın 180 derece olduğunu algılaman lazım. Tamam mı? Bunu da unutma lütfen. Evet geldim şu soruya. Hocam alfa isteniyor benden hiçbir açı yok. Aha da çeyrek çember olduğundan 90 derece burası. Bir şeyler yapmam lazım. Dört geniş açıları toplamı falan filan. Vallahi bir şey gelmedi. Bir şey çizmem gerekirse şu bilgilerle maalesef çıkmıyor soru. En güzellik çizim neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Merkezden hop çember üzerindeki noktaya. Geldim şuraya. Gelemedim. Şöyle geldim. ha geldim şuraya. Ama bak yarı çap çizmeyle olay bitmesin. Sen yarı çapı çizdin ama şunu da unutma lütfen. Bu yarı çap uzunluğu, bakın bu yarı çap uzunluğu, bu yarı çap uzunluğu, bu yarı çap uzunluğu, eşitlikleri mutlaka mutlaka gösterin. Yarı çapı çizdin ya, çizdiğinle kalmasın lütfen. E o zaman hocam ben buraya x dersem burası x, buraya y dersem burası y, x kenardan dolayı çünkü. Alfayı bulmak için ne yapacağım? x artı y'yi bulacağım sadece. Tamam, benim neyi kullanmam lazım? 90'ı. Hocam 90 derece, aha da burası x, x ise burası nedir? 180 eksi 2x'tir. Burası y ise buradaki üçgenden burası da 180 eksi 2 y'dir. A hocam ikisinin toplamı yani 180 eksi 2 x artı 180 eksi 2 y eşittir 90 derece olacak. Eksi 2 x ile eksi 2 y'yi öbür tarafa attım. 2 x artı 2 y yaptı. Şurası 180 180 360 90'ı da öbür tarafa atınca 360'dan 90 çıktı 270 yapar. E buradan da x artı y ne gelir arkadaşlar? 270 bölü 2'den 135 derece gelir arkadaşlar. Yani bizden de zaten alfa isteniyor. Alfamız da X artı Y'ye eşit arkadaşlar. O da 135 derece yaptı. Gördünüz mü? Boşuna demiyorum ben. En etkili silah, en güzel ek çizim yarıçap. Yarıçap çizmektir. Bunu sakın ama sakın unutmayın. <laughs> evet geldik şuraya. Bir katlama olmazsa olmaz değil mi? Arkadaşlar şöyle bir sorumuz var. Çeyrek daire. Çeyrek daire dediği için bir kere otomatikman burası nedir arkadaşlar? 90 derece. Bunda bir sıkıntı yok umarım. Sonra çeyrek daire içindeki bir kartona bazı katlamalar yapılarak şekil 2'deki gibi bir yamuk elde edilmiştir. Aha da şöyle bir yamuk elde edilmiş. Yani sanırım şurayı katlamışım şöyle. Katladığın zaman bakın burası böyle gelmiş. Ee, biz ne yapıyorduk? Katlanmış hali geriye doğru açıyorduk değil mi? Geriye doğru açalım arkadaşlar. Şunu geriye doğru açtığımız zaman katlanmış hali şu şu şekilde mi olacak? Hop şöyle geldi. Şunun açılmış hali. Bir de buradan da şöyle bir katlanmış. Bunun da geri açılmış hali. Şurası değil mi arkadaşlar? Hop şöyle olacak. Heh. Aslında bu katlanılan kısımlar böyle biraz bir kısmının üst üste gelmesi lazım da yani şey yaptıramadım ya. Dizgiciye çok fazla uğraştırmak istemedim. Anladınız. Şunu şöyle katladığın zaman aslında buradaki teğet olmaması lazım. Üst üste de binmesi, binen yerlerde olması lazım. Neyse katlamalar. Biz zaten bu zamana kadarki katlamalarda hep ne yapıyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarları şey yapıyorduk. Hemen hemen açıyorduk. Hemen açıyorduk. Ee, katlanılan hali geri doğru açıyorduk. Katlanılan sorularda ne yapıyorduk bir de arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Bak bunları gösteriyorduk. Bir. Değil mi? Hatta hocam üst üste gelen yaylar da birbirine eşit olacak. Şu yayla bu yay. Ama yayların eşitliğini kullanmayacağım galiba. Dursun bakalım. Hatta şunlar da şöyle. Ben bunu böyle katladığım zaman şurada da bir yamuk oluştu arkadaşlar. Tamam. Şurada da bir yamuk oluştu. İşte bu oluşan yamuktaki. Hani şöyle şuradaki yamuktaki. Aslında soru neye dönüştü arkadaşlar? Bu katlamada böyle katlanılıyor. Bu buraya geliyor diye ya çaktırmadan şunlar birbirine eşit demiş. Bu da böyle katlandığı zaman zaten yamuk oluşmuş. Bu yamuğun nerede açısı isteniliyor arkadaşlar? Şuradaki açısı. En büyük açısı isteniliyor bizden. Hocam bak burası 90 derece. Burası da 90 derece. Burası 90 dereceden küçük. Burası 90 dereceden küçük. Burası da geniş açı. Zaten benden buna göre katlamalar sonucunda oluşan yamuğun en büyük iç açısının ölçüsü isteniliyor. Peki ne yapacağız? Aslında bunlar birbirine eşit ve şuradaki açıyı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, bu arada ben bu katlamayı yaptığım zaman ne olmuş? Bu doğru. Bunun üstüne gelmiş ya. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Ya da bir katlama da aynı doğru üstünde kalıyorsa katlanılan taraf ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda diye de söylemiştik. Yani burada kaç da 90 derece oldu. Peki şimdi ne yapacağız gençler? Yapacağımız hamle belli. Sıkıştık. Sıkıştıysak ne yapacağız? En güzel ek çizim yarıçap. Siz bakmayın katlama matlama hikaye. Bakın en güzel ek çizim yarı çapı çizdikten sonra. Ama yarı çap uzunluğunu da göster lütfen. R'de. R demeyelim hatta. Şunlar birbirine eşit demiş ya. A, A diyelim. Bakın A dersem yarı çap uzunluğu ne yaptı? 2 A. Hocam şurası da yarı çap uzunluğu. Burası da 2 A. Hocam burayı da çizdik. Burası da yarı çap uzunluğu. Burası da 2 A. Aa ne güzel bir şey çıktı bak. 90'ın karşısı 2 A. Hangi açının karşısı A'dır gençler? Tabii ki 30'un. O zaman burası 30, buraya ne kaldı? 60. Buraya ne kaldı? 30 derece kaldı. Şimdi ne yapacağız gençler? Şimdi de şunu yapacağız. Arkadaşlar şurada da bir ikizkenarlık yok mu bakın? Şu üçgende bir ikizkenar üçgen değil mi? Şöyle göstereyim. Şu üçgende bir ikizkenar üçgen. Çünkü kaçar er derece arkadaşlar? Burası 2a, burası da 2a, değil mi gördüğünüz üzere arkadaşım? Şöyle 2a'ya 2a. 2A. Tepe açısı kaç derece? 30 derece. E 180'den 30 çıkart 150. 2'ye böl. O zaman buradaki açılarımız da 75'er derece yaptı arkadaşlar. İşte buradaki yamuğun en son buradaki yamuk oluşmuştu ya arkadaşlar. Şuradaki bir yamuğun en büyük açısı isteniliyor. En büyük açısı 90 90 75 ve 105 derece arkadaşlar. Şurada açısı isteniliyor benden? Yani burası kaç derece yaptı arkadaşlar? 105 derece yaptı. Cevabımız da böylelikle 105 oldu. Güzel bir soru. Katlamalardan, matlamalardan artık korkmuyoruz değil mi? Katlamalar aslında bize bazı bilgileri saklıyor. Üst üste binen kenarlarının eşit olmasını saklıyor. Hatta bazen üst üste binen açılarının eşit olmasını saklıyor diye söylemiştik size değil mi? O yüzden bunlara alıştığınız için bu tür sorular size çok kolay bir şekilde geliyordur artık. Büyük ihtimalle tabii ki. Evet böylelikle ilk kısmı çemberin tanımı ve çemberin tanımı ile ilgili uygulamaları yaptık arkadaşlar bu videoda. Ee, bir sonraki videoda ne yapacağız? Çemberde açıya geçeceğiz. Özellikle merkez açı ve çevre açıyı işleyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.